Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Kenan Karay ile Teyit Ayta Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldık? Silindirde test 3'ü çözeceğiz sizinle birlikte. Evet, kitabımızda sayfa numarası 248 ve 249'u çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda taban çapı 1 cm ve yüksekliği 10 cm olan dik silindir biçimindeki kurşun kalemler bir sırada 4 tane olacak biçimde dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kutuya 20 tanesi aralarında hiç boşluk kalmayacak şekilde yerleştiriliyor. Hadi bakalım şimdi nasıl? Şimdi buna göre kutunun hacmi en az kaçtır? En az olması için yüksekliğinin, kalemlerin yüksekliğiyle aynı olması lazım. Hemen şöyle dikdörtgenler prizması biçimindeki şeyi ben sana şöyle göstereyim. Şöyle gösterdim. Bir kalem şu şekilde ise mesela şöyle koyduk. Kalemimiz böyleyse yüksekliği kadar olmak zorunda. Yani 10 cm olmak zorunda burası. Benim için yükseklik önemli değil. Tabanına yerleştireceğim şimdi. Tabanına ne diyor şimdi? Bir daha okuyalım mı şurayı? 4 sıra kalemler, kurşun kalemler bir sırada 4 tane olacak şekilde. Hocam 1, 2, 3 ve 4. En az olması için teğet olması lazım. 4 tane olacak içinde dikdörtgenler biçimindeki bir kutuya 20 tanesi aralarında hiç boşluk kalmayacak. Yani birbirine değecek şekilde. Boşluk tabii kalacak da. O zaman 4 tane buraya koyduysam. Hocam 4 tane de buraya koyarım. Şöyle 4 tane de buraya koyalım. Sonra bir 4 tane daha buraya koyarım. 20 taneyi yerleştireceksem o zaman burada kaç tane olacak arkadaşlar? 5 tane olmayacak mı? 1, 2, 3, 4, 5 tane olacak burada. Çapları 1'di. Hocam çemberler birbirine değdiği zaman merkezleri birleştir yapıyorduk. 1 burası, 1 burası, 1 burası, 1 burası. Yani 4 burası yapar. Yani 4 olarak burayı buldum. Burası da 1, 2, 3, 4, 5 yapacak burası da. O zaman dikdört kutunun hacmini bulmak için 4 var, 5 var. Bir de yüksekliği de 10 olacak. 4 çarpı 5 çarpı 10 bize 200 verir. Cevap böylelikle. Edremit yaptı birinci soruda. 2'ye geldik. BD ile BE birbirine dikmiş. Yani şurası 90 dereceymiş. 9, 12 ise burası 15'tir. Hocam 9 ise silindirden dolayı burası da 9 değil mi? Evet. Kalemler de özdeşmiş. Kalemlik dışında kalan kısmı EF uzunluğu X nedir diye soruluyor. Arkadaş 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfa beta'ya. Ya katı cisimdesiniz diye böyle üçgen bilgisini kullanmayacağımızı zannediyorsun. Bak. Burada bir benzerlik var. Ben burada y'yi bulmalıyım ilk önce. Hocam 90'ın karşısı y'nin 90'ın karşısı 15 oranı. Y bölü 15 eşittir. Alfanın karşısı var burada. 9 bölü alfanın karşısı 12. 3'e böl 3, 3'e böl 4. O zaman 75 bölü 4 yaptı? Evet. Y buradan 75 bölü 4 yaptı. Kalem uzunluğu 15'ti. 15'ten 75 bölü 4'ü çıkartırsam, yani şu kısmı çıkartırsam burayı bulmam mı? Bulurum. 75 bölü 4'ü çıkartırsam eğer 75 bölü 4 mi yaptı ya? 45 bölü 4 yapmış. Pardon ya. Özür dilerim. Evet. 15'ten 45 bölü 4'ü çıkartacak olursam eğer 60-45 15 bölü 4 yapar cevap. Evet. Cevap Akçay oldu. İkinci soruda. 3'e geldik. Ait uzunlukları 16, 16, 16, 6 ve 9 olan dikdörtgenler prizmasından taban yarı çapı 7 cm olan, 7 metre olan yarım dik dairesel silindir parça çıkartılmış ve şöyle bir kalıp oluşturulmuş. Daha sonra bu kalıbın içerisi tamamen doldurulacak biçimde beton dökülmüş. Ya bunun hacmi nedir diye soruluyor. Dikdörtgenler prizmasının hacminden 16, 6 ve 9'dan neyi çıkartacağım? Yarım silindiri çıkartacağım. Yarı çapı 7 değil mi? Evet. Yani pi r kare çarpı h. H burası yani 6 değil mi? H ama yarım silindir olduğu için bölü 2 diyeceğim. Bunu çıkartacağız. Ne kadar beton kullanılmıştır diye soruluyor. Arkadaş pi'yi de 3 alınız diyor. Şunun yerine de bir 3 yazarsam olay bitecek sanki değil mi? Şimdi burada şey parantezine alsak mı neyse ya. Bu kaç yapıyor? Direkt çarpalım isterseniz. 6 kere 9 54. 54 ile 16'ın çarpımı. 54 ile 16'yı çarptığım zaman 24 30 324 yapar. Bir de 54'ü buraya yapıştırınca 864 yapar. Evet burası 864 yaptı. Eksi. Bu 49 ve 18 mi? Şu sadeleştirme yapalım. Bu 3 yaptı. 3 kere 3 9. 49 ile de burada neyi çarpacağız? 9'u çarpacağız. 9 çarpınca 9 kere 9 81. 36 36 8 daha 441 yapıyor. 441 sonu da üçlü olacak o zaman arkadaşlar. O zaman cevap Edremit yapıyor. Evet. Yani 864'den 441 çıkartınca sanırım 423 yapıyor. Evet, cevap böylelikle Edremit yaptı 3. soruda. Geldik 4'e. Aşağıda taban çapı 8. Yani taban çapı 8 ise yarı çapı kaç yapıyor o zaman? 4. Ve hacmi pi r kare çarpı h. 128 pi ise pi'ler nanay. Hocam 4'e bölsem 72, 2'ye böl 2, 72, 2'ye böl 36. 36, 9 mu yapıyor o zaman? Evet 9 yapıyor galiba değil mi? 16, yok. 4'e bölsek 2'ye böl
Ha, 64. 2'ye böl 32. Bir daha böl 4'e bölsen 8 yapıyor. Evet, 8. H'ı buradan kaç bulduk? 8 bulduk. Evet, H 8'miş. Şimdi ne yapacakmış? Yay yüzünün tamamına kenar uzunlukları pi ve 2 birim olan dikdörtgen biçimindeki firmanın ismi yazılı etiketlerle aralığında boşluk kalmayacak şekilde üstüne gelmeyecek şekilde yapıştıracak. Yağın yüzeyini yapıştıracağım böyle değil mi? Evet. Buna göre etiket yapıştırma işlemi tamamında kaç tane etiket kullanılmıştır? Arkadaşlar, yağ yüzeyiyle ben bunun yanal alanını hesaplayacağım. Yani prizmanın yanal alanı 2 pi, yani silindirin yanal alanı 2 pi r taban çevresi çarpı yükseklik. Evet, ben bunu bunlarla kaplayacağım. Yani şu şeyle. Bunun alanı ne? Şu 2 ile pi'nin çarpı 2 pi değil mi? Evet, 2 pi ile. 2 pi'ye bölersem kaç tane 2 pi kullandığımı bulacağım. Böldüm, kaç çıktı? 32 çıktı. Evet, dördüncü soru 32. Yani Denizli oldu. Geldik 5'e. Prizmaların hacmi taban alanı ile yüksekliğin çarpımına eşittir. Bunu biliyoruz zaten. Geçelim şunu. Şekildeki vida somunu düzgün altıgenden böyle bir silindir çıkartılmasıyla oluşturulmuş. Düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu silindirin çapı birbirine eşit ve 4 birimdir. Düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu ve silindirin çapı. O zaman yarı çapı 2 mi yapacak? Evet. Silindir kısmının hacmi pi r kare çarpı h. Şurası h olsun. H neye eşit? Çünkü sonuçta silindirin aynı kalınlıkta ya. Silindirin de yüksekliği h ayrıdır. H neye eşitmiş? 12 pi'ye eşit verilmiş. O zaman buradan pi'ler sadeleşsin. 12 bölü 4'ten de h'ı kaç bulduk? 3 bulduk. Hocam burası 3 yaptı. Şimdi yüzey alanı nedir diye soruluyor. Arkadaş, bir kere 4 kere 3 12. Bu 12'den altıgen olduğu için 6 tane yüzey var. 6 çarpı 12 var mı elimizde? Var. Artı yanal alanı bulduk. Taban alanlarında arkadaşım şundan ne var? Bak, şundan 2 tane yok mu? Var. Bundan 2 tane altıgenin alanından neyi çıkartacağım? Dairenin alanı çıkartacağım. Yani altıgenin alanı 6 tane a kare, bir kenarı 4 ya. A kare kök 3 bölü 4'ten dairenin alanı pi r kareyi çıkartacağım ama bundan 2 tane olacak. E o zaman burası kaç yaptı? Şu sadeleşti. 24. O zaman burada 48 kök 3 yapıyor. 2 ile çarparsam. Bu da 4 pi, 2 ile çarpınca eksi 8 pi yaptı burası. Artı bir de ne var? İçeride silindirin yanal alanı yok mu? Yanal alanda 2 pi r taban çevresi çarpı yükseklik. Yükseklikte 3 bulmuştuk. O da 12 pi mi yapar? Evet. Artı bir de 12 pi dersek olay bitti. Şu 72 şıklara bakalım. 72 sadece burada var. Sonra bu ikisi artı 4 pi yapıyor. Bir de 48 kök 3 burada. Yani cevap Balıkesir yaptı. 5. soruda. 6'ya geldik. Yükseklere eşit olan iki tane dik dairesel silindir biçimindeki para koyma makinesine sadece 50 kuruşluk madeni paralar konulmuş ve bunun iki farklı zaman dilimindeki hali şekil 1'de, şekil 2'de verilmiş. Makine ile madeni paranın taban çapı eşit olup 2 santimetredir. Evet, işte taban çapı eşit olup 2 santimetre. Yarı çapı kaç olacak o zaman? 1 olacak. Şekil 1'deki madeni paralar sayıldığında 8 TL maden 8 TL ve madeni 8 TL var. 50 kuruştan 8 tane. Burada 16 tane olduğu anlamına gelmez mi arkadaşım? Değil mi? Evet, şekil 2'de sayıldığında 16, yani burada da 32 tane olduğu olmaz, belli değil mi? Evet. E 16 tane madeni para varsa her bir madeni paranın kalınlığı da x diyecek olursam o zaman burası 16x yapmaz mı yükseklik olarak? E burada da 32 varsa burası da 32x yapmaz mı? Yüksekleri birbirine eşit. Yani 16x artı 8 eşittir 32x artı 2 olmak zorunda. Buradan kaç yapıyor? Şunu attık öbür tarafa, değil mi? 8 ve 2. Bunu buraya attık. 6 buradan 16x'e eşit oldu. Ve x de böylelikle kaç geldi? 6 bölü 16 geldi. 2'ye bölsen 3, 2'ye bölsen 8. 3 bölü 8 geldi. Evet. X'i 3 bölü 8 bulduk. Buna göre para koyma makinesinin yanal yüzeyi. Tamam. X'i 3 bölü 8 bulduysan kardeşim. Burası 16 çarpı 3 bölü 8'den. Şu gitti 2. Bu 6 yapar. Tamam. Şu 6 yaptı. Hocam 8 6 daha kaç yaptı? 14 yaptı yüksekliği. Yanal alan nedir diye soruluyor. 2 pi r taban çevresi çarpı yükseklik. Yani 28 pi yapar cevap. Evet, cevap Denizli oldu. 8. 6. soruda. 7'ye geldik. Hep böyle su dökme soruları yapıyorduk. Bir de odun keselim bakalım böyle. Böyle kestiklerinde ne yapıyorsunuz? Tamamlıyorsunuz bunu. Silindir yapıyorsunuz. A böyle eğik halindeki gibi. Alt tarafta da silindir yapalım. Üst tarafın nesidir bu? Yarısı kesilmiş, yarısı dolu şeklinde oldu. 10 ken burası da 10. Buraya ne kaldı o zaman? 6 kaldı. Kesik silindir tahta kütüğün hacmi kaç birim küptür diye soruluyor. Yani şunun hacmi. Yarıçapı 4 ya. Bunun hacmi belli. Hocam pi r kare çarpı h burası. Tamam. 160 pi burası. 160 pi.
Şunun hacmi de belli. Bunun hacmi de ne? Üstteki silindirin yarısı değil midir arkadaşlar? Çünkü yarısı dolu, yarısı boş. Pi r kare çarpı h bölü 2 olacak. O zaman şunlar şunlar sadeleşti. 3. 16 çarpı 3. 48 pi yaptı. Burası da 48 pi yaptı. Hocam 48 pi yapar burası. Toplam hacim ne yaptı o zaman? 160 artı 48 pi yapar. Ve cevap da 208 pi yapar. Evet, cevap 7. soruda Denizli oldu. Geldik 8'e. Yüksekliği 15 cm ve yarıçapı yarım cm olan içi boş silindir ile yüksekliği 40 cm ve yarıçapı 30 cm olan silindirden küçük olan büyük olanın üzerine gelecek. Tamam. Şöyle yapalım. Böyle bir büyük silindir var, bir de küçük silindir var. Büyük silindirin yarıçapı 30, yüksekliği 40. Yarıçap 30, yükseklik 40. Küçük silindirde üst üste konuluyor şöyle. Bunun da yarıçapı kaç? Yüksekliği 15, yarıçapı da 20. Tamam, şöyle yazdık. Hatta şöyle yazayım. Sonra ne oluyormuş? Üst üste üzerine gelecek biçimde kaynak yapılarak birleştiriliyor. Elde edilen cismin üst tarafından delik açılarak iki silindir arasında boşluk elde ediliyor. Ali cismi hazırladıktan sonra musluğu açıp, şimdi burada boşluk var ya, bir musluk, şöyle musluğu açtım. Şunu doldurdum ama burada delik var ya, önce burası dolması lazım. Burası doldu. Sonra üsttekinde %60'ı dolmuş. Üsttekinde %60'ı dolunca musluğu kapatıyor. Evet, 1 litrede 10 üzeri 3 santimetre küp olarak verilmiş. O zaman ne kadar su dolduğunu bulalım. Kaç litre su dolduğunu. Arkadaşım, yarı çapı. Hacmi nedir? Bunun tamamı dolu ya. Pi r kare çarpı h. Tamamı doldu. Üsttekinde %60'ı. Pi r kare çarpı h. Yüksekliği kaçtı? 15 değil mi? Evet, şurası 15 okunmuyor. 15 ama bunun %60'ı dolmuş. Şurada sadeleştirmeleri yapalım. İlk önce 9, burası 30'un karesi 900 yaptı. Yani 9, 4 kere 9 da 36. 2 0 buradan gelecek, 1 0 da buradan gelecek. Artı bu santimetre küp yaptı. Burada da 100 ile 400 sadeleştirince 4 kaldı. 4 ile 15 çarpınca 60 yaptı. 60 ile 60 çarpınca 3600 yaptı. Ama bu santimetre küp. Bunu şeye çevirelim. 3 tane 0 atınca litre oluyordu. Çünkü 1 litre 10 üzeri 3 santimetre küp. 36 litre burada var. 3 tane 0 atınca da 3,6 litre de burada var. Toplamda 39,6 litre mi yaptı? Dolu kısmı, evet. Musluk dakikada 1,8 litre su akıtıyor. Ben 39,6 litre su akıttım ya. O zaman ben 39,6'yı 1,8'e bölersem. Tabii burası ne? Pi. Buradaki pi'yi de unuttuk. Şu pi çarpımı olacak. Çünkü buradaki pi var. Burada da pi var. 3600 pi artı 36 pi artı 3600 pi'den dolayı. Burası şöyle pi yaptı. Burası da böyle bir pi yaptı. Bunlar sadeleşti. O zaman 39,6'yı 1,8'e böleceğim. Yani 396'yı kaça böleceğim? 18'e böleceğim. 2 defa 36 yapar. 36 kaldı. Bir daha 2 defa 36. Yani 22 dakikada doldurmuş oluyoruz. 8. soru böylelikle Edremit yaptı. Geldik kara soruya. Aslında yapabileceğiniz bir soru. Çok da kara soru değil. Onu da söyleyeyim arkadaşım. Şimdi taban yarıçapı 14 birim, yüksekliği 12 pi birim olan, yüksekliği 12 pi şurası verilmiş. Silindir şeklindeki kap şekil 1'de gösterilmiştir. Bu kabın yarısının üstü açık hali, üst taraf açık hali şekildeki gibidir. İkinci şekilde verilen kabın E noktasına bırakılan iki karıncadan biri dış yüzeyden M noktasına uğrayıp sonra iç yüzeyde B noktasına gidiyor. Oo! Dış yüzeyden içeri girdi ve B'ye gitti böyle. O zaman ben bu yüzeyi açacağım. İlk önce şu yan yüzeyin açılışını yapalım. Arkadaşlarım, yan yüzeyin açılışı normalde burası 2 pi r'lik kısımdır. Tamamı. Ama yarımını açtığım için burası pi r değil midir? Evet, burası pi r'ye kadardır. Bak, şuranın açılışını yapıyorum şöyle. Pi r'ye kadardır. Sonra yan yüzeyini açtım. Ama yan yüzeyinin de B noktasına geliyor. Normalde açtığım zaman burası E iken burası E ya, burası F yapar. Yan yüzeyini açtığımda bak nereye geliyor? EF'nin ortasına denk gelecek. Burası E iken burası EF'nin ortasına denk gelecek. Yani burası da B noktası değil midir arkadaşım? Evet. Şurası da B noktası. Buradan böyle şey yapacağız. Ama dikkat et. Buradan giderken de şöyle bir şey yapacak. Bak, B noktasına gelecek. Burada şurayı kullanacak. Sonra burayı kullanacak. Burada da bir açılış. Yukarı doğru açmam lazım. Yukarı doğru açtım. Yani bu ne demek? B buraya mı geldi demek? Evet, buradan böyle gidecek demek. Tamam. Normalde burası pi r. Normalde burası 14 pi değil midir? Evet. 14 pi ama B noktası ortada olduğu için ortada burası 7 pi yapmak zorunda. Burası da 7 pi olacak.
E yüksekliğim 12 pi'ydi. E yükseklik 12 pi burası. 12 pi burası. Toplamda 24 pi mi yaptı burası? Aynen öyle. 7, 24, 25 üçgeninden şu uzunluğu 25 pi olarak mı bulduk? Evet. Şu şekilde hareket edeni buldum. İlk önce yarım silindir açtım. Yarım silindir açmak demek normal tam silindir açtığımızda 2 pi r oluyor. Yarım silindir açtığımda pi r oluyor. E pi r'nin de yarısına geliyor. Bak pi r'nin de yarısına gelmesini istiyorum. Yani b noktasına gelecek. E'yi açtığımda e şöyle açtığımızda yine burası e oluyordu ya. Ondan dolayı b buraya geldi. Tamam mı? Ya da yo aslında e burası f burası oluyor. Tamam. Ama e f'nin ortasına denk gelecek. B burası olacak. Ama burada bir önden gidiyor bir arkadan gidiyor ya. O yüzden bunu da kağıtla yukarı doğru açmak lazım da bunu da yukarı doğru açınca buraya geldi. 7, 24, 25 çok güzel geldi. Sonra ikinci karınca da en kısa yoldan gidiyor. İkinci karınca en kısa yoldan hop şöyle gitmez mi? E burası da çeyrek daire değil mi kardeşim? Yani burası da 2 pi r bölü 4 yapmak zorunda. Çeyrek daire olduğundan dolayı. O zaman 2'ye böl 2'ye böl 7. 2'ye böl 2'ye böl. Burası da 7 pi yapar. Evet bir karınca ne kadar yol gitti? 25 pi gitti. 25 pi gitti. Bir karınca da 7 pi gitti. Bize arasındaki fark isteniyor. 18 pi mi olur? Evet. Çünkü yolların uzunlukları farkı nedir diye soruluyor. Cevap 18 pi yapar. Zaten kaç pi birimdir diye soruluyor. Güzel bir soru. Bir şöyle açtık. Bir de önden arkadan gittiği için ön arka olduğu için kağıdı böyle de açtık. Hani şu kağıt şöyle ya. Şöyle kağıt bir de böyle açtık. Tamam. Güzel bir soruydu gerçekten. Evet böylelikle silindir konusunu bitirdik mi? Bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde yani piramit konusuna geçeceğiz. Piramitin tespitinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.